Evet efendim, çok eski zamanlarda meşhur bir memleket ağası varmış. Eşini son çocuğunun doğumuyla kaybeden bu ağanın 6 oğlu bir de kızı varmış. Hem ana hem baba olmuş tüm çocuklarına. Çok düşkünmüş. Günlerden bir gün en küçük oğlu sefere çıkmış. Aylar geçmiş, yıllar geçmiş, geri dönmemiş. Babası onun derdine düşmüş ve ağlaya ağlaya sonunda gözleri de görmez olmuş. Gözleri görmez baba her gün oğlundan bir haber gelecek umuduyla kapıda beklermiş. Bir gün çok uzaklardan yaşlı bir adam çıka gelmiş. Ağa babanın evlat acısıyla görme yetisini kaybettiğini görünce çok üzülmüş. Evlat acısı büyük acıdır. Allah kimseye vermesin. Şimdi iyi dinle. Uzak Urum diyarında derdinin çaresi var. Yeşim göz ilacı gözüne sürülürse gözün açılır demiş. Bunu der demez de ortadan kaybolmuş. Yaşlı adam oğullarını çağırmış. Evlatlarım, gözleri görmeyen şu babanızın gözlerinin şifası Urum diyarındaymış. Şimdi söyleyin, kim yeşim renkli ilacı bana getirir diye sormuş. Babalarının bu talebini dinleyen 5 oğul birlikte, ey babacığım derhal yola çıkalım demişler. Baba uzun sürecek bu yolculukta oğullarına fazlasıyla yetecek para vermiş. Onlar da Urum diyarına doğru yola çıkmışlar. Çok gitmişler, az gitmişler, para harcamadıkları yer kalmamış. Sonunda elleri bomboş olarak eve dönmüşler. Babaları üzülmüş, iç çekmiş. Sevgili arkadaşlar, ağa babanın biricik kızı bu umutsuz sonuçtan çok etkilenmiş. O da babası için şansını denemek, ilacı aramak istemiş. Babasına, gözümün akı karası babacığım, ben hizmetine hazırım. Urum diyarına gitmeme izin verin demiş. Babası şefkatle kızının başını okşayıp, kızım, Urum diyarı padişahının hazinesinde kör gözü açan yeşim renkli ilaç varmış. O ilaçtan getirip gözlerimi iyileştirirsen senden binlerce defa razı olurum demiş. Kız 40 katırlık yiyecek, silah ve yolda gerekli olacak şeylerle av kuşunu hazırlamış. Hızlı bir ata binip neredesin Urum diyarı diyerek yola çıkmış. Babası ona yardımda bulunsun diye 10 tane de hizmetçi vermiş. Gün boyu yol yürümüşler. Kız akşam geceleyecekleri bir yere vardıklarında hizmetçilerine, arkadaşlarım sizler babamın bana kattığı kızlarsınız. Ben hepinizi azat ettim. Varın özgürce eğlenerek yürüyün demiş ve binlerce teşekkürler size diye de eklemiş. Ayrıca hizmetçi kızlara hediyelikler dağıttıktan sonra yola devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, bir vakit önüne heybetli bir ejderha çıkıvermiş. Ejderha kızın kervanındaki katırları bir bir yutmaya başlamış. Fakat kız umursamadan yola devam etmiş. Bu durumda ejderha şaşırmış ve kendi kendine, bunca malını yedim, bir kelime bile söylemeden yola devam ediyor. Gözü hiçbir şey görmediğine göre bunun büyük bir derdi var. Bunun derdine ortak olayım demiş. Kızın karşısına geçip, ey insanoğlu, bütün malını yedim, dönüp bakmadın, sebebini söyle diye sormuş. Bakar mısınız evlat yüreğine? Babasının acısıyla gözü hiçbir şey görmüyor kızcağızın. Bakalım ejderhaya ne cevap vermiş. Kız umursamadan cevap vermiş. Sen açsın, acıdım. Yoksa kılıcımı vücuduna saplardım, bu bir. İkincisi, babam kör oldu, aceleyle gidiyorum. Urum padişahının hazinesinde bir ilaç varmış. Onu getirip babamın gözlerini iyileştirmeyi düşünüyorum. Ejderha böylesi kararlı ve babasını çok seven bu kızdan çok etkilenmiş. Ey iyi babanın iyi çocuğu, öyleyse omzuma bin, seni Urum diyarına
ben götüreyim demiş. Kız ejderhanın omzuna binmiş, bir nefeste Urum diyarına ulaşmış. Karşılarına bir dağ çıkmış. Onu aşmak mümkün değilmiş. Ejderha kıza yardım etmek için dağın yüzeyini yalayarak soğan kabuğu gibi yapmış. İşte şu taşı itersen padişah hazinesinin kapısına bir yol açılacak. Doğruca girip git. Şu anda bütün bekçiler uykuda. Hazine salonuna girdiğinde ilaçların olduğu bir raf göreceksin. Raflarda yeşim renkli bir şişe ve onun yanında hem yeşil renkli bir kadife kese göreceksin. İkisinde de şifa ilacı var ama şişedekini alırsan kesedekine dokunma. Kesedekini alırsan şişedekine dokunma. Ejderha bunu tembih ettikten sonra kızı hazineye yollamış. Kız taşı itip hazine salonuna girmiş. Salonda ilaç dizili raflara yönelmiş. Yeşim renkli şişeye uzandığında kesedeki ilacın daha güzel ve etkili koktuğunu fark etmiş. Keseye yönelmiş. Fakat bu sefer de şişedeki ilacın daha güzel ve etkili koktuğunu fark etmiş. Şişeye dönse kesedeki güzel kokuyormuş. Kız düşünmüş, taşınmış ve birden iki ilacı da eline almış. Anında bir gürültü patırtıyla hazine salonunun kapısı kapanmış. Kız içeride tutsak kalmış. Uyanan nöbetçiler onu padişahın huzuruna çıkarmışlar. "Neden mi hırsızlık için hazineme girdin?" diye sormuş padişah. "Babamın gözleri kör oldu. İlaç için gelmiştim. Yanlışlıkla içeri girip tutsak kaldım," demiş kız. "Kurnaz, çok uyanıksın. Bak, bir şartım var. Türkmen Han'ın kızını alıp bana getirirsen hem seni azat ederim hem de ilacı veririm. Yoksa kesinlikle başını kestireceğim." Kız saygıyla eğilip, "Peki, getireceğim. 40 gün mühlet verin," demiş. Kız ejderhanın yanına varmış. "Ey insanoğlu, ne yaptın?" demiş ejderha. "Kız, şişeyle kesedeki ilacın ikisini de alayım derken ele düştüm. Tılsım varmış," demiş. Ejderha, "Olacak iş olur. Hadi gidiyoruz," demiş ve bir anda Türkmen hanlığına ulaşmışlar. Hanın sarayına yakın bir yerde ejderha kıza şöyle bir bilgi vermiş. Hanın uykucu bir kızı var. Bir uyuduğunda 40 gün uyur. Şu anda 39 günden beri uykuda. Sabahleyin tam vakti uyanacak. Yanına vardığında eline dokunursan eteğine dokunma, eteğine dokunursan eline dokunma. Kızın yatak odasının girişinde iki tane oda var. Odalar pamukla dolu. Koynunu ve ceplerini pamukla doldur. Merdivenden çıkıp sultan kızın yattığı odaya gir. Her merdivenin iki yanında ziller var. Zillerin içine pamuk yerleştir. Çalmayıp sessiz kalacaklar. Çabuk çık ve muradına er. Ejderha bunları tembih etmiş ve kıza yer göstermiş. Kız ceplerini pamukla doldurmuş, bir bir zillerin içine tıkmış ve sultan kızın yattığı odaya girmiş. Sultan kız uyuyormuş. 40 hizmetçi kız da onun yanına başlarını koymuş, uyuyorlarmış. Sultan kızın üzerinde muhteşem bir giysi varmış. Giysi sultan kızdan, sultan kız giysiden güzelmiş. Kız hem sultan kızın elinden hem de giysinin eteğinden tutup kaldırmış. Yapmaması gerekeni yapınca sultan kıza yapılan tılsım devreye girmiş. Her taraftan sesler gelmiş ve kapılar kapanmış. Kız içeride tutsak kalmış. Onu yakalamışlar. Kızın kollarını arkasından bağlamışlar. Türkmen Han'ın huzuruna çıkarmışlar. Han, "Kızımı niçin kaçırmak istedin?" diye öfkeyle sormuş. "Babam kör oldu. İlaç için Urum diyarına gelmiştim. Tılsım sebebiyle yakalandım. Urum diyarı padişahı, Türkmen Han'ın kızını alıp bana getirirsen hem seni azat ederim hem ilacı veririm. Yoksa başını kestireceğim," dedi. "Bunun için gelmiştim." Han,
Gün doğusunda Kaf Dağı denilen yer var. Kaf Dağı'nda bir cadı yaşar. Onun kara atı var. Atı getirirsen kızımı veririm, yoksa başını keseceğim, demiş. Peki, 4 gün mühlet verin, diyen kız. Olur git, 4 gün mühlet verdim, diyen handan izin alıp çıkmış. Tabii ki uyarılarını her defasında unutması ejderhayı çok üzüyormuş sevgili çocuklar. Ejderha kıza, ey insanoğlu ne yaptın, diye sormuş. Kız başından geçenleri anlatmış. Vardır bunda da bir hikmet. Olacak iş olur. Hadi yürü, demiş ejderha. Kız onun omzuna binmiş. Ejderha gökyüzüne yükselerek uçup gitmiş. Hadi hayırlısı bakalım. Bundan sonra neler yaşanacak? Evet. Ejderha sırtında kız olduğu halde bir gece bir gündüz uçmuş gökyüzünde, sonunda Kaf Dağı'na gelmişler ve daha doğru iyice yaklaşmışlar. Ejderha cadı uyuyor. Yeri gözetleyerek gidip ahırın altından başını çıkar. At seni görünce kişneyecek. Cadı insan kokusu geliyor deyip dört bir tarafı gezecek ve bulamadan yerine dönecek. Yine başını çıkar. At kişneyecek. Cadı yine dört tarafı gezecek. Ata vurarak, ey insafsız at, beni 2 kere rahatsız ettin. 3. sefer rahatsız edersen seni yerim deyip yatmaya gidecek. Sen de bu sırada başını çıkarıp, ey yüce at, sana su yerine süt, saman yerine kişniş vereceğim. Zalimin elinde boşuna azap çekiyorsun, dersin. Böyle dersen at boynunu eğip sessiz kalır. Yanda eğer takımları asılı, derhal eğerle, sonra çekerek benim yanıma getir, demiş. Kız ejderhanın söylediklerini kelimesi kelimesine yapmış. Cadı ata öfkeyle vurduktan sonra yatmaya gitmiş. Kız atı razı etmiş. Eğerleyip ejderhanın yanına gelmiş. Ejderha atla kızı uçurup bir anda Türkmen Hanlığı'na gelmiş. Ejderha kızı karşısına alıp öğütler vermeye devam etmiş. Ey kız, bu at sıradan bir at değildir. Bu at bir tulpardır. Tulparı kendin al, ben aynen tulparın benzerine dönüşeyim hemen. Sen hana beni götürüp ver, han kızını verecek. Onu alıp git, ben arkandan yetişirim, demiş. Olur, demiş kız. Sevgili arkadaşlar, bu arada sizlere tulparın ne olduğunu da açıklayalım. Evet, eski Türk masallarında atlar da sahipleri kadar olağanüstü özelliklere sahiptirler. İnsan dilinden anlayan ve insan gibi konuşabilen atlar çoğu zaman sahiplerini tehlikelerden korur, ölümden kurtarırlar. Uçma yeteneğine sahip olan bu atlar eski Türk masallarında tulpar adıyla bilinirler. Kızla ejderha arasındaki konuşmadan sonra ejderha bir anda ata dönüşmüş. Kız onu hana götürmüş, işte getirdim demiş, han kızını vermiş, kızlar cadının atına binip yola koyulmuşlar. Evet sevgili masalsever dostlar, 2 kız tulparla uça dursunlar, biz gelelim hana. Han tulpar zannettiği, aslında ejderha olan atı eğerledikten sonra sol ayağını üzengiye koyup sağ ayağını kaldırdığı anda at sivrisineğe dönüşmüş ve gözden kaybolmuş. Han yere yıkılmış, ejderha göz açıp kapayıncaya kadar kızlara yetişmiş, Urum diyarına varmışlar. Ejderha burada da kızcağız için fedakarlık yapmış, biliyor musunuz? Evet, bir anda Türkmen hanının kızından daha güzel bir kıza dönüşüvermiş. Şaha beni ver, ilaçları al ve han kızıyla tulpara binip gidin, demiş. Kız, han kızı kılığındaki ejderhayı Urum diyarının padişahına teslim etmiş. Padişah da şişedeki ve kesedeki ilacı kıza vermiş. Kız ilacı alıp han kızıyla birlikte tulpara atlayıp baba evine doğru yola koyulmuş. Bundan sonra Urum padişahı han kızı zannettiği ejderha ile evlenmek için yanına gitmiş ama kız bir anda sivrisineğe dönüşmüş ve gözden kaybolmuş. Ejderha ok gibi uçup kızlara yetişmiş. 2 kızı omzuna bindirip baba yurduna yaklaşmış. Kız babasının yanına varıp onun gözlerine ilaç sürmüş. Babasının gözleri parıldayıp açılmış. Can kızım, gözümün nuru, deyip kızı alnından öpmüş. Bu da ne,
deyip şaşkınlıkla ejderhaya bakmış. Ejderha bir silkinmiş, üstündeki deri soyulup yere düşmüş, baba ile kızlar önünde yakışıklı ve güzel bir yiğit peyda olmuş. Bakmışlar ki bu yiğit yıllar önce seferden dönmeyen en küçük oğulmuş. Oğlum, gözümün nuru deyip ona doğru atılmış adam. Çok sevilen adam oğluna sormuş. Hadi oğlum, ne oldu anlatıver. Oğlan, ben Türkmen Hanı'nın kızına aşık olup Han'a esir düştüm. O beni Kaftan'a gönderdi. Kara Han'ın atını alıp geleyim derken cadının eline düştüm. Cadı beni ejderhaya dönüştürdü. Beni cadıdan ancak anne ve babasına sevgisi çok olan, onlar için canını esirgemeyen oğul veya kız kurtarabilirdi. Babacığım, kız kardeşim sizin için çok meşakkatler çekti, verdiği sözü tuttu, beni de cadıdan kurtardı demiş. Kahraman yiğit Türkmen Hanı'nın kızıyla evlenmiş ve herkes çok mutlu olmuş. Masalımızın adı Keskin Sirke Küpüne Zarar. Öfkenin, kızgınlığın, bir anlık düşünmeden alınan kararların insanı çok mutsuz ettiğine dair bir masal bu. Varmış, yokmuş, Allah'ın kulu çokmuş. Çok söylemesi insanı hataya götürebilir, az söylemesi insanı suskun yapabilir. Kararınca laf sarf et, söz doğru bildiğin yolda durma sebat et. İlimiz şen ola, ailemizde dirlik düzenlik ola. Masal dersinde yine ince sırlar gizlidir. Düzen tuttur diline, elden gelen ele gitmez. Ne ettiysen sana düşmez. Zannetme ki beyim, hanımım, son nefeste daim yalnızsın. Masal anlatacağız yine. İki düşün, üç dinle. Kuşluk vakti geçince sen de katıl bizlere. Güneş nasıl da yakıcı parlak ve aydınlıksa üzerimizde, anlattıklarımızda sırlar gizlidir. Bunu bil de yine de dinlersen dinle, dinlemezsen dinleme. Neyse efendim, koyun kuzu meleşir, her can rızkı için dertleşir. Nasipte varsa bal börek, kimse yapamaz yaban ekmek. Nasipte yoksa kuru bir çörek, uğraşma sen üç öğün zengin yemek. Söz budur, sade duru, hadi bismillah olmasın lafımız kuru. Oho, vakit öğleye dayanmadan, masala başlayalım sizleri fazla sıkmadan. Vaktin birinde bir memlekette padişahla bir çoban yaşarmış. Padişahın sarayı, bağları, bahçeleri, hizmetçileri ve koca bir ordu askeri, dünya gözüyle gördüğü bir de oğlu varmış. Çobanın da bir sürü davarı, bir tane de dünya güzeli kızı varmış. Bu kız her sabah babasının ekmeğini çıkına koyup sürüsünün başına yolcu ettikten sonra kapının önüne ektiği reyhanlarını sularmış. Bir sabah padişahın oğlu atına binip yola çıkmış. Maksadı atına buz gibi pınardan su içirmekmiş. Pınara doğru giderken çobanın evine yakın gitmiş. Padişah oğlu bu. Kendi atından güzel, atı kendinden, kendisinde bir gurur peyda olmuş. Suya gitmeden daha içi kibirle dolmuş. Çobanın kapısı önüne geldiği zaman çoban kızını görmüş. Çok beğenmiş. Kendi kendine, dur şu kıza bir laf edeyim. Sözüme aşık atacak mı bakayım demiş. Kızın hizasına gelince çoban kızı, çoban kızı, sen mi güzelsin, reyhanların mı demiş. Kız cevap vermemiş. Padişah oğlu yoluna devam etmiş ama bu kızı mutlaka konuşturacağım demiş kendi kendine. Öyle ya, koskoca padişahın biricik oğlu laf demiş, söz istemiş, karşılığını bir çoban kızı vermemiş. Ertesi sabah padişah oğlu
en güzel elbiselerini giymiş, kız da reyhanlarını suluyormuş yine. Padişah oğlu atının geminden tutmuş, karşıdan görünmüş, kız bakmış padişah oğlu. Bugün dal gibi, üzerinde ipekli bir şal var, sırtında beyaz patiska gömlek, ayağında nakışlı çoraplar, güzel iskarpinleri, belinde eğeli kuşak, saatin kösteği göbeğin üstüne düşmüş, bir yanı divane aşık, bir yanı gümüşten kaşık. Çoban kızı aşık olmuş padişah oğluna. Ama gene de kendi kendine, ben bununla konuşmayacağım diye. Artık inat mı etmiş, kendini naza mı çekmiş, bilemem. Neyse padişah oğlu çobanın kapısına gelince çoban kızına, "Çoban kızı," demiş, "sen mi güzel, reyhanların mı?" Kız yine cevap vermemiş. Şehzade atını sulayıp dönmüş, ertesi sabah gene gitmiş, atının geminden tutup çoban kızına, "Çoban kızı," demiş, "sen mi güzel, reyhanlar mı?" Kız cevap vermemiş. Padişah oğlu hırslanmış. Nefsi galebe çalmış. Böyle cevapsız kalmaya içerlemiş. Bunu çoban kızın yanına bırakmamaya da karar vermiş. İçinden, "Ben sana bir oyun oynayayım ki göresin," demiş. Sabah olunca bir sandık almış. İçine incik boncuk doldurmuş. Çoban kızının kapısına gelmiş. "Çerçi, çerçi," diye bağırmış. Mahallenin kızları koşmuşlar. Kimi küpe, bilezik, kimi renkli iplikler almışlar. Çoban kızı da iki tane bilezik almış. Sıra parayı vermeye gelince çerçi, yani padişah oğlu, "Ben parayla satmam," demiş. "Şu güzel kız bana elini uzatsın, eliyle elimi tutsun, bir an öylece susup bana baksın. Ben her şeyi sizlere parasız veririm," diyerek çoban kızını göstermiş. Çoban kızı bu lafları işitince aldıklarını indirmiş. Ama mahallenin kızları, "Ay ne olur ki iki gözümüz kör olsun, kimseye demeyeceğiz. Hem bu çerçi şimdi gidecek, daha da gelmez. Hadi bizi kırma," demişler. Kızı kandırmışlar. Kız genç şehzadenin elini tutmuş. Hiçbir şey demeden öylece susmuş. Padişahın genç oğlu da her şeyi orada bırakıp gitmiş. Kızlar bölüşmüşler sandıktakileri. Ertesi sabah çoban kızı yine reyhanlarını sularken padişah oğlu görünmüş. Atının gemini tutarak salına salına gelmiş. Çoban kızına, "Çoban kızı," demiş, "sen mi güzelsin, reyhanların mı?" Çoban kızı ses etmemiş. Padişah oğlu, "Hiç de konuşma. Dün sen pamuk ellerinle elimi tuttun mu, tutmadın mı?" demiş. Çoban kızının aklı tepesinden uçmuş. İçinden bir kızmış, bir kızmış. Kendi kendine, "Padişah oğlu," demiş, "yaptığını yanına komam. Bekle de gör." Akşam babası eve gelince, "Baba," demiş, "bir koç kes, postunu bana ver." Babası bir koç kesmiş, etini yemişler, postunu da kızı almış. Sabahleyin babası davara gitmiş, kız reyhanları sulamamış. Padişah oğlu boşuna geçmiş oradan. Akşama doğru çoban kızı posta incik, boncuk ve yüzük bağlamış. Posttaki her tüye bir şey bağlamış. Postu kaldırınca şangır şungur sesler çıkarmış. Akşam ne etmiş ne etmemişse saraya girmiş. Padişah oğlunun odasına gitmiş, karyolanın altına girmiş, postu sırtına örtmüş, beklemiş. Padişah oğlu odaya girip yatağına girmiş, gece yarısına doğru çoban kızı postu titreterek şangır şungur sesler çıkararak çıkmış. "Uyan padişah oğlu," demiş, "ben Nazrail'im, canını almaya geldim." Padişah oğlu, "Ne olur kıyma," diye yalvarmış. Çoban kızı iki acı biber çıkarmış. "Öyleyse," demiş, "bu biberleri burnunun deliklerine sokacağım. Yalnız sen hastayım diyeceksin, yorganını burnunun üstüne kadar çekeceksin. Bir tek gözün görünecek." Padişah oğlu kabul etmiş.
kız gitmiş, sabahleyin sarayı bir telaş almış. Padişah oğlunun hastalığına hiçbir doktor, hiçbir hacı hoca çare bulamamış. Yine bir gün çoban kızı erkek kıyafetine bürünüp saraya gelmiş. Doktorum demiş. Padişah oğlunun yanına çıkarmışlar, odadakileri dışarı çıkarmış, yorganı çekmiş, padişah oğlunun burun deliklerindeki acı biberleri çekip çıkarmış, sonra da ya padişah oğlum, senin elini tuttumsa burun deliklerine de acı biber sokmasını bildim demiş. Padişah oğlu o zaman anlamış her şeyi. Öyle hırslanmış, öyle kinlenmiş ki sormayın. Öfkesine yenik düşmüş, kızın canına kıymaya karar vermiş. Çoban kızı demiş, vaktine hazır ol, seni öldüreceğim. Kız gitmiş. Birkaç gün sonra padişahla Sultan Hanım çoban kızını oğullarına istemeye gelmişler. Çobanı bir korku, bir heyecan almış kızına. Kızım ne edek ki demiş. Çoban kızı, ver baba demiş. Kaderimizde ne varsa göreceğiz. Çoban kızını padişah oğluna vermişler. Hazırlıklar yapılmış, kızın elbiseleri terziye verilmiş, padişah oğlu elbiseleri diktirmek için terziye emir verip çıkmış, biraz sonra çoban kızı terziye girmiş. Padişah oğlu diyor ki, demiş, bu elbiseler iyi değil, bunları tazılara çul yapsın, yeniden biçsin. Terzi onları tazılara çul yapmış, padişah oğlu gelip durumu öğrenince renk vermemiş ama içinden çoban kızına iyice kin tutmuş. Çoban kızı oradan kunduracının yanına gitmiş. Padişah oğlunun ısmarladığı kunduralar için kunduracı başı demiş. Padişah oğlu diyor ki bu kunduraları çöplüğe atsın, daha iyilerini yapsın. Kunduracı atmış tabii. Padişah oğlu iyice küplere binmiş. Çoban kızı oradan da yemeklerin yapıldığı yere gitmiş. Aşçı başını çağırmış. Aşçı başı demiş, padişah oğlu diyor ki bu yemekleri itlere versinler, yeniden yemek yapsınlar. Aşçı başı kazanları yeniden kurdurmuş. Padişah oğlu gelip vaziyeti görünce iyice öfkelenmiş. Kendi kendine, çoban kızı, seni kendi elimle öldüreceğim demiş. Bunu oğlanın sadıcı duymuş. Beyim, istemeden söylediklerinizi duydum. Aman elinizi kana bulamayın. Keskin sirke küpüne zarar. Öfkeyle kalkan zararla oturur demiş. Padişah oğlu sadıcının bu uyarılarına kulak bile asmamış. Aslında çoban kıza deliler gibi de aşıkmış. Ama çoban kızın böylesi aksi ve dik başlı davranışları oğlanı iyice çileden çıkartıyormuş. Neyse efendim, padişah oğlu böylesine hırs ve yok etme duygusuyla iyice gerilmiş. Bazen insanlar en çok sevdiği kişiye zarar verir derler. Galiba bu durumda da öyle olacak. Ama inşallah oğlan duygularına yenik düşmez, aklı selim davranır. Biz çoban kıza dönelim, bakalım o neler yapıyor. Çoban kızı oradan eve gelmiş, bir hayvan tuluğun içine pekmez doldurmuş. Bu arada sevgili dinleyenler, tuluğun özellikle koyun keçi gibi hayvanların derilerinin pekmez, peynir, yağ gibi gıdalar için saklama kabı olarak kullanıldığını da belirtelim. Evet, ne diyorduk? Çoban kız eve gidince padişahın adamları gelin almaya gelmişler. Çoban kızı tuluğu boynuna, elbisenin içine yerleştirmiş, gelini alan alay yola düzülmüş. Kızı saraya getirip odasına çıkarmışlar. Herkes gidince çoban kızı pekmez dolu tuluğu çıkarıp kendi elbiselerini giydirmiş. Orada parçalardan bir baş yapmış, peçe örtmüş başına. Tuluğun ağzına bağladığı ipi de eline alıp bir perdenin arkasına girmiş. Padişah oğlu içeri girmiş. Çoban kızı demiş, elimdesin şimdi, öldüreyim mi seni? Elini koynuna atıp bir hançer çıkarmış. Çoban kızı hazır mısın demiş. Çoban kızı tuluğun ağzındaki ipi çekince tuluğun başı evet manasında sallanmış. Padişah oğlu iyice kızmış. Beklemiş ki çoban kızı yalvarsın. Çünkü çoban kızını çok seviyormuş. Bir daha çoban kızı öldüreyim mi seni demiş. Tuluğun ipini çekmiş yine kız. Tuluk başını sallamış güya. Padişah oğlu kızmış, hançerini sözde kızın kalbine batırmış, tuluğu delmiş. Pekmez kıp kızıl akmış. Ah çoban kızı demiş, sana nasıl kıydım. Ağlamaya başlamış.
O sırada çoban kızı perdenin arkasından çıkmış. Padişah oğlu, canım kurban, ömrüm yoluna feda. Sen nerede, ben orada. Padişah oğlu çok sevinmiş. Yeniden toy kurulmuş, düğün edilmiş, onlar ermiş muradına. Biz de tatilin keyfini çıkarmaya. Tatlı konuşmuş. Hanım, hey! Oğuz'da Doğa Kocaoğlu Deli Dumrul derler bir er vardı. Kuru bir çayın üzerine bir köprü yaptırmıştı. Geçenden 33 akçe, geçmeyenden döve döve 40 akçe alırdı. Benden deli, benden güçlü er var mıdır ki? Çıksın benimle savaşsın derdi. Bir gün köprüsünün yamacına bir oba kondu. O obada iyi, güzel bir yiğit hasta düşmüştü. Allah'ın emriyle o yiğit öldü. Kimi oğul, kimi kardeş diye ağladı. O yiğit için büyük yas tutuldu. Birden Deli Dumrul yetişti. Bre, ne ağlıyorsunuz? Benim köprümün yanında bu yas, bu kavga nedir? Dedi. Hanım, bir güzel yiğidimiz öldü, onu alıyoruz dediler. Deli Dumrul, bire yiğidinizi kim öldürdü dedi. Yüce Allah'tan buyruk oldu, al kanatlı Azrail o yiğidin canını aldı dediler. Deli Dumrul, bir Azrail dediğiniz nasıl kişidir ki adamın canını alıyor? Ey Yüce Allah, Azrail'i benim gözüme göster, savaşayım, çekişeyim, uğraşayım, güzel yiğidin canını kurtarayım, bir daha güzel yiğidin canını almasın dedi. Yüce Allah'a Dumrul'un sözü hoş gelmedi, Azrail'e buyruk eyledi ki, ya Azrail, git o delinin gözüne görün,
benzini sarardı. Canını hırlat al dedi. Dili Dumrul 47 ile yiyip içip otururken Azrail ansızın çıka geldi. Azrail'i ne çavuş ne kapıcı gördü. Deli Dumrul'un görür gözü görmez, tutar eli tutmaz oldu. Deli Dumrul söyler, görelim hanım ne söyler. Bire sakalcı akça koca, gözceğizi çönge koca, bire ne heybetli kocasın söyle bana, kötülüğüm belam dokunur bugün sana dedi. Böyle deyince Azrail'in öfkesi tuttu. Bırak deli, övünüyordun, al kanatını Azrail, benim elime geçse de onu öldüreydim, güzel yiğidin canını onun elinden kurtaraydım diyordun. Şimdi geldim ki senin canını alayım, verir misin yoksa benimle savaşır mısın dedi. Deli Dumrul, ben seni geniş yerde bekliyordum, dar yerde iyi elime geldin, kapıcılar kapıları kapatın dedi. Kılıcını sıyırdı. Azrail o sırada bir güvercin olup pencereden uçup gitti. Deli Dumrul kahkahayla güldü. Yiğitlerim, Azrail'in gözünü öyle korkuttum ki geniş kapıyı bıraktı, dar bacadan kaçtı. Bura ben onu kor muyum Doğan'ı aldırmayınca dedi. Atına bindi, Doğan'ın elini aldı, ardına düştü. İki güvercin öldürdü, döndü. Evine gelirken Azrail atına göründü. At ürktü. Deli Dumrul'u yere vurdu. Kara başı bunaldı, kendinden geçti. Ak göğsünün üzerine Azrail basıp kondu. Bir Azrail aman, Tanrı'nın birine yoktur güman. Ben seni böyle bilmiyordum. Ne söylediğimi bilmedin. Beylikten usanmadım. Yiğitliğe doymadım. Canımı alma Azrail, medet dedi. Azrail Bredeli, bana ne yalvarıyorsun? Yüce Allah'a yalvar. Ben de burada emir kuluyum dedi. O zaman Deli Dumrul soylamış, görelim hanım ne soylamış. Yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin. Güzel Tanrı, sonsuz kalan bağışlayıcı Tanrı, benim canımı alacaksan sen al, Azrail'in almasına bırakma dedi. Deli Dumrul'un sözü burada Yüce Allah'a hoş geldi. Azrail'e seslendi ki, madem Dumrul benim birliğimi bildi, birliğime şükür kıldı, ya Azrail, Deli Dumrul, canının yerine can bulsun, onun canı azad olsun dedi. Azrail bu sözü Deli Dumrul'a iletti. Deli Dumrul, ben nasıl can bulayım? Bir kocamış babam, bir yaşlanmış anam var. Gel gidelim, ikisinden biri ola ki canını versin. Al benim canımı bırak dedi. Deli Dumrul babasının yanına geldi. Yaptıklarını bir bir anlatıp elini öpüp soylamış. Görelim hanım ne soylamış. Aksakallı, değerli, onurlu canım baba. Azrail uçup geldi, akça göğsüme oturdu. Hırıldatıp tatlı canımı alır oldu. Baba senden can diliyorum, verir misin? Yoksa oğul, Deli Dumrul diye ağlar mısın? Babası birçok şeyinden vazgeçebileceğini söyleyerek şöyle der. Oğul, oğul, ay oğul. Dünya tatlı, can değerli, canıma kıyabilemem. Benden değerli, benden sevgili anandır oğul, anana git. Deli Dumrul atını sürüp anasının yanına geldi. Dedi, ana ana, biliyor musun neler oldu? Al kanatlı Azrail uçup geldi. Akça göğsüme basıp oturdu. Senden can dilerim ana. Canını bana verir misin? Yoksa oğul, Deli Dumrul diye ağlar mısın? Anası burada söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Oğul, oğul, ay oğul. Yaman yere varmışsın. Varabilemem. Dünya tatlı, can değerli. Canımı kıyabilemem, iyi bil. Anası da can vermedi. Azrail, Deli Dumrul'un canını almaya geldi. Deli Dumrul, bir Azrail aman, Tanrı'nın biline yoktur güman dedi. Azrail, bre deli, daha ne aman diliyorsun? Aksakallı babanın yanına vardın, can vermedi. Ak saçlı ananın yanına vardın, can vermedi. Onlar vermedikten sonra daha kim verir dedi. Deli Dumrul, hasretim vardır, onunla buluşayım dedi. Azrail, bre deli, hasretin kimdir? El kızı eşim var,
Benim ondan iki oğlancığım var, emanetim var. Bildireyim onlara. Ondan sonra benim canımı al. Sürdü eşinin yanına geldi. Eşine dedi, biliyor musun neler oldu? Al kanatlı Azrail uçup geldi. Akça göğsüme basıp oturdu. Tatlı canımı almak istedi. Babama gittim, can vermedi. Anama vardım, can vermedi. Dünya şirin, can tatlı dediler. Şimdi yüksek karadağlarım sana yaylak olsun. Soğuk sularım sana içit olsun. Tavla şahbaz atlarım sana binit olsun. Ağlarda akça koyunum sana şölen olsun. Gözün kimi tutarsa, gönlün kimi severse, sen ona var, iki oğlancığı, öksüz, koma. Eşi burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş. Ne diyorsun, ne söylüyorsun? Göz açıp gördüğüm, gönül verip sevdiğim, koç yiğidim, şah yiğidim. Karşı yatan karadağları senden sonra ben neylerim? Yaylarsam benim mezarım olsun. Soğuk suları içersem benim kanım olsun. Altın akçeni harcarsam kefenim olsun. Şahbaz atına binersem benim taputum olsun. Senden sonra bir yiğidi sevip sarsam bile yatsam. Ala yılan olup beni soksun. Yüce Tanrı tanık olsun, benim canım senin canına kurban olsun dedi. Eşi canını vermeye razı oldu. Azrail hatunun canını almaya geldi. Deli Dumrul yoldaşına kıyamadı. Yüce Allah'a yalvardı. Görelim hanım nasıl yalvarmış. Yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin. Güzel Tanrı, alırsan ikimizin canını birden al. Kor isen ikimizin canını birlikte koy, iyiliğe bol Yüce Tanrı dedi. Yüce Allah'a Deli Dumrul'un sözü hoş geldi, Azrail'e buyurdu. Deli Dumrul'un babasının, anasının canını al, o iki karı koçuya 140 yıl ömür verdim dedi. Azrail, anasının babasının canını aldı. Deli Dumrul 140 yıl daha yoldaşıyla yaşadı. Dedem Korkut gelip boy boyladı, soy soyladı. Bu boy Deli Dumrul'un olsun. Benden sonra yiğit ozanlar söylesin. Alnı açık, cömert erenler dinlesin dedi. Bir varmış bir yokmuş, yok demesi, çok yemesi günahmış. Uzun yıllar öncesinde kasabanın birinde bir karı koca yaşarmış. Bunların da çok güzel bir kızları varmış. Annesi ve babası tek çocukları olduğu için ona özel bir isim koymak istemişler ve adını Nar Tanesi koymuşlar. Nar Tanesi için babası bahçelerine bir elma fidanı dikmiş. Nar Tanesi genç kızlık çağına erdiğinde zamanın büyük kısmını bu elma ağacının altında geçirmeye başlamış. Bir gün ağacın dalına konan bir serçe kıza seslenerek ''Nar tanem bir tanem sen 40 gün 40 gece ölü başı bekleyeceksin'' demiş, uçmuş gitmiş. Bundan sonra da her gün gelmeye devam eden serçe kıza hep aynı sözleri söylüyor ve uçup gidiyormuş. Bir gün kız yine bahçeye çıkmak istemiş ama serçenin söyleyeceklerini düşününce vazgeçmiş. En yakın kız arkadaşını alarak atla gezintiye çıkmışlar ve hiç farkına varmadan kasabadan epey uzaklaşmışlar. Dönüş yolunu ararken de kaybolmuşlar. Artık atlarını rastgele sürerlerken yüksekçe bir tepenin üzerinde kule gibi bir ev görmüşler. Evin ne kapısı ne penceresi varmış. Yalnızca yüksekçe bir yerde bir insan sığabilecek kadar bir delik görünüyormuş. İçeriği çok merak eden Nar Tanesi bu deliğe ulaşmış ve içeriye girmiş. Bu garip evde kimsecikler yokmuş. Ortada bir salon ve salon etrafında da 40 oda varmış. Kız odaların hepsini gezmiş, hepsi boşmuş. 40. odada bir yatak, başucunda bir sandalye ve vazoda yeni koparılmış bir gül duruyormuş. Yaklaşınca yatakta bir delikanlının derin bir uykuda uyuduğunu görmüş. Delikanlı o kadar güzelmiş ki kız onu görür görmez aşık olmuş. Uyanıncaya kadar delikanlının başucunda beklemeye karar vermiş.
Dışarıda kalan arkadaşına seslenmiş. Sen git anneme, babama yolda beni kaybettiğini söyle. Arada sırada bana yiyecek ve su getirmek için kuleye gelirsen sevinirim demiş. Arkadaşı kızın söylediğini kabul etmiş. Arkadaşı gittikten sonra nar tanesi oturup bu güzel gencin başını beklemiş. Aradan tam 39 gün geçmiş ama delikanlı uyanmamış. 40. gün arkadaşı ona yiyecek getirmiş ve tam kalkıp gideceği zaman nar tanesi kendisini biraz beklemesini, dışarı çıkıp hava almak istediğini söylemiş. Nar tanesi dışarı çıkar çıkmaz oğlan uyanmış. 40 gündür kendisini bekleyenin başında duran kız olduğunu sanarak ona sarılmış ve evlenmelerini istemiş. Bu arada geri dönen nar tanesi kapıda durup şaşkınlıkla onlara bakıyormuş. Onu gören genç kapıda duranın kim olduğunu sorunca arkadaşı hemen "O benim hizmetçim" deyivermiş. Nar tanesi hiç sesini çıkartmamış. Hep birlikte oğlanın evine gitmişler. Meğer oğlan o bölgenin en zengin tüccarıymış. Oğlan 3 gün 3 gece düğün dernek yaparak nar tanesinin arkadaşıyla evlenmiş. Nar tanesi hiçbir gün arkadaşına niye böyle yaptığını sormamış. Günler böyle geçip giderken bir gün oğlan bir iş yolculuğuna çıkacağını ve kendisinden ne istediklerini sormuş. Karısı ipekli elbiseler ve mücevherler isterken nar tanesi kendisi için bir sabır taşı almasını söylemiş. Eğer sabır taşımı unutursan yollarını fırtına bağlasın da gelemeyesin demiş. Oğlan işlerini bitirince karısının istediklerini almış ama nar tanesinin istediğini unutup gemiye binmiş. Tam yola çıkacakları sırada bir fırtına, bir boran gemi yerinden kıpırdayamamış. Oğlan o zaman hatırlamış nar tanesi için sabır taşı almadığını. Hemen inip sabır taşını almış, fırtına durmuş, o da evine ulaşmış, hediyelerini vermiş. Aradan günler geçmiş, oğlan yine bir ticaret yolculuğuna çıkmak üzere kendisinden ne istediklerini sormuş. Karısı pahalı mücevherler isterken, nar tanesi bu sefer de bir bülbül bardağı istemiş. Eğer bülbül bardağımı unutursan, yollarını fırtına bağlasın da gelemeyesin demiş. Gideceği yere gidip işini bitiren oğlan yine nar tanesinin isteğini unutup gemiye binmiş. Gemi tam hareket edecekken bir fırtına, bir boran gemi yerinden kıpırdayamamış. Oğlan da hemen nar tanesinin istediğini hatırlayıp bülbül bardağını bulmuş ve gemiye binmiş. O saat fırtına durmuş ve evine varmış. Aradan zaman geçmiş, oğlan yine iş gezisine çıkmış. Karısına ve nar tanesine ne istediğini sormuş. Bu defa da nar tanesi ondan bir ustura istemiş. Yine kızın ne istediğini unutan oğlan dönüş yolu toz duman olunca kendisinden istenileni hatırlayıp dönüp usturayı almış. O gece meraktan uyuyamayan oğlan nar tanesinin odasına gizlenmiş. Nar tanesi odasına girip masanın üzerine önce sabır taşını, sonra bülbül bardağını ve usturayı dizmiş ve onlara başından geçenleri bir bir anlatıp bu durum karşısında kendileri olsa ne yapacaklarını sormuş. Bunları duyan sabır taşı çatır çatır çatlayarak tuz gibi dağılmış. Bülbül bardağı hemen bülbül gibi şakımaya başlamış. Bunları gören kız usturayı almış ve sizler gibi ben de dayanamayacağım artık diyerek boğazına dayayıp kendisini öldürmek istemiş. Bunları gören oğlan hemen saklandığı yerden çıkıp kıza engel olmuş. Sonra da ona tüm bu gerçekleri bugüne kadar neden anlatmadığını sormuş ve ondan af dilemiş. Kendisine yalan söyleyen hain karısını evden kovarak yeniden 40 gün 40 gece düğün yapıp nar tanesiyle evlenmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Bir varmış bir yokmuş bir zamanlar ülkelerden birinde zalim ve zalim bir han yaşarmış. Ülkesinde yapmadığı kötülük kalmamış, astığım astık, kestiğim kestik, kimsenin sözünü dinlemeyen han, tüm ülkeye korku salmış. Ağır vergilerle halkını sefalete, açlığa sürüklemiş. Bitmeyen savaşlarda gencecik insanları telef etmiş. Kendisine karşı gelecek olanları gözünü kırpmadan cellada teslim ediyor, en yakınındaki adamlarını bile öldürmekten geri durmuyormuş. Ona karşı çıkabilen, söz söyleyebilen tek kişi Lokman Hekim'miş.
Lokman Hekim, ülkenin en bilge insanıymış. Hana, zalimliğinden vazgeçmesini, ülkesini barış ve kardeşlik içinde yönetmesini tavsiye ediyor, yaptığı yanlışlara karşı duruyormuş. Zalim Han, Lokman Hekim'e çok ihtiyacı olmasına rağmen Lokman Hekim'den kurtulmanın şart olduğunu düşünmeye başlamış. Yoksa halk Lokman Hekim'e uyup ona baş kaldırabilirmiş. Bir gün gizlice adamlarına emir vermiş Lokman Hekim'i yakalayıp Ulular Dağı'nın eteğindeki kör kuyuya atmalarını ve üzerini büyük kayalarla kapatmalarını buyurmuş. Ama bir cahil bir bilgeyle baş edebilir mi? Lokman Hekim başına gelecekleri sezerek bir hayat iksiri hazırlayıp yanına almış. Bu öyle bir iksirmiş ki bir damlası insanın bütün susuzluğunu, açlığını giderebiliyormuş. Zalim Han'ın buyurduğu gibi Lokman Hekim'i kör kuyuya atmışlar. Üzerini de koca kayalarla kapatmışlar. Gel zaman, git zaman, Zalim Han'ın sonu gelmiş, hastalanmış ve ölmüş. Yerine oğlu tahta geçmiş. Fakat o da babasını aratmayacak zalimlikte bir insanmış. Hatta zalimliği daha da ileri götürmüş. Genç kızları zorla ailelerinden alıyor, kendi haremine kapatıyor, delikanlıları kanlı savaş oyunlarında birbirini öldürmeye zorluyormuş. Kendi safahatinden başka bir şey düşünmüyor, halkın elinde avucunda ne varsa vergi olarak zorla alıyor, onları açlığa ve yoksulluğa mahkum ediyormuş. Canı isteyince komşularına savaş ilan ediyor, bu savaşlarda binlerce gencin ölmesini aldırmıyormuş, o da babası gibi kimseyi dinlemiyor, kendisine karşı gelenlere ağır işkenceler yapıyor, işkencede ölmeyenlerin kellesini uçuruyormuş. Tüm bunlardan vahşice haz alıyor, adeta kandan ve acıdan besleniyormuş. Halk ona Zalim Oğul Han adını takmış. Gel zaman, bir zaman, Zalim Oğul Han hastalanmış, vücudu kas katı kesilmiş. Adım atamaz, elini kolunu kaldıramaz olmuş. Sarayın hekimleri, alimleri bir çare bulamamışlar. Hemen tüm ülkeye haber salınmış, Han'ın hastalığına çare bulacak olanı hazineler vaat etmişler. Ülkenin her yanından hekimler, biliciler, şarlatanlar saraya dolmuş. Ama hiçbiri Han'ı iyileştirememiş. Zalim Oğul Han artık ölmeye yaklaştığında saraya bir derviş çıka gelmiş. Han'la görüşmek istediğini söylemiş. Derviş Han'ın huzuruna geldiğinde ona şöyle demiş. Hanım, öncelikle size söyleyecekleri nedeniyle başıma bir şey gelmeyeceğine söz verin. Ecelle boğuşan Han, dervişin diyeceklerini merak ettiği için söz vermiş. Derviş devam etmiş. Hanım, sizin bu hastalığınızı yeryüzünde iyileştirebilecek tek kişi vardı. Adı Lokman Hekim'di. Ancak babanız onu Ulular Dağı'nın eteklerinde kör bir kuyuya attırdı. Bilmem orada hala yaşar mı? Bunları duyan Han derhal emir vermiş. Ölü ya da diri Lokman Hekim'i hemen o kuyudan çıkarmalarını ve huzuruna getirmelerini istemiş. Yüzlerce adam kuyunun başına gelmiş, kuyuyu kapatan ağır kayaları çekmişler. Kuyunun içine bakıp seslenmişler. Kuyunun dibinde hala capcanlı olan Lokman Hekim, kuyuya giren güneş ışınları gözlerini kamaştırınca yukarıya seslenmiş. ''Ne var? Ne istiyorsunuz benden? Beni neden rahatsız ediyorsunuz?'' Yukarıdakiler Lokman Hekim'in yaşadığını anlayınca durumu anlatmışlar. ''Hanımızı iyileştirmen için seni saraya götürmeye geldik.'' demişler. Bunun üzerine Lokman Hekim, ''Benim zalimlere verecek şifam yok. Şimdi kuyuyu kapatın ve beni rahat bırakın.'' demiş. Ama adamlar ağlamışlar, yalvarmışlar. ''Seni buradan götürmezsek sağ olduğunu ve saraya gelmediğini duyan Han bizi öldürür.'' demişler. Lokman Hekim adamların yalvarmalarına dayanamayarak kuyudan çıkmayı kabul etmiş. Onu hemen Zalim Oğul Han'ın yanına götürmüşler. Lokman Hekim yatakta hareketsiz yatan Han'ı görür görmez hastalığını anlamış. ''Bu hastalığın tek bir devası vardır. Oğlunu öldüreceksin ve kanını tüm vücuduna süreceksin. Üstelik oğlun gözünün önünde öldürülecek ve sen o öldürülürken gözünü kırpmadan bakacaksın.'' demiş.
Bu sözleri işten zalim han dehşete düşmüş. Gözleri yuvalarından oynamış ve asla olmaz, kabul edemem diye haykırmış Lokman Hekim'se. Başka bir çaresi yok, benim diyeceğim bu kadar deyip arkasını dönüp gitmiş. Bir gün sonra han Lokman Hekim'i huzuruna çağırtmış. Tamam demiş, oğlumu öldürsünler ama benim gözümün önünde olmasın. Hayır demiş Lokman Hekim, senin gözünün önünde olacak, aksi halde iyileşemezsin. Zalim Han'ın çektiği acılar öyle büyükmüş ki sonunda her koşulu kabul etmiş. Lokman Hekim, Han'ın en sevdiği oğlunun iki elini ve gözlerini bağlamış. Kaftanının altına içine koyun kanı doldurduğu bir su kabağını yerleştirmiş. Onu bu halde Zalim Han'ın önüne getirmiş. Yardımcıları Han'ın başını oğlundan yana çevirmişler. Lokman Hekim, oğlana son duasını etmesini söyleyip elinden çektiği kamayı olanca gücüyle oğlanın kalbine saplamış. Kama saplanır saplanmaz ortalık kızılca kana boyanmış ve çocuk yere yığılırken Zalim Han bir feryat kopararak ayağa fırlamış ve koşup oğluna sarılmış. Haykırarak ağlamaya başlamış, sonra bir an için ne olduğunu farkına varmış. Hareket edebiliyormuş, bütün vücudu sapasağlanmış. Bu şaşkınlıkla Lokman Hekim'e dönmüş. O sırada Lokman Hekim oğlunun ellerini çözüp onu ayağa kaldırmış ve şöyle demiş. Korkmayın, oğlunuz ölmedi. Kalbiniz katılaştığı için vücudunuz kas katı kesilmişti. Şimdi merhamete gelip yüreğinizin buzları çözüldüğü için vücudunuz da harekete geçti ve iyileştiniz. Gördünüz mü evlat acısı nelere kadir? Siz onca ana kuzusunu acımadan ölüme yollarken anaların babaların yürekleri de böyle acıyla kırılıyordu. Bundan sonra ülkenizi sevgiyle, şefkatle, adil ve barış içinde yönetirseniz bir daha hasta olmazsınız demiş. O günden sonra Han ülkesini adaletle, barışla, sevgiyle yönetmeye başlamış. Lokman Hekim'i de baş danışmanı yapmış. O ülkede yaşayanlar mutlu ve huzurlu insanlar olmuşlar. Gökten üç elma düşmüş. Birisi siz sevgili dinleyicilerimizin, birisi yapım ekibimizin, birisi de masalların başına olsun.